Evet şimdi okursam gözlerim kapanıyor direkt uyurum. İkinci mesele ismi hakem ve hakim bedahet derecesinde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletine delalet ve istilzam ediyor denilebilir. Evet. Madem gayet manidar bir kitap onu ders verecek bir muallim ister ve gayet güzel bir cemal kendini görecek ve gösterecek bir ayine iktiza eder ve gayet kemalde bir sanat teşirci bir tellal ister elbette semin harfinde yüzer manalar hikmetler bulunan bu kitabı kebir kainatın muhatabı olan nevi insan içinde elbette bir rehber ekmel, bir muallim ekber bulunacak. Ta ki o kitapta bulunan kutsi ve hakiki hikmetleri ders verecek. Belki kainattaki hikmetlerin vücudunu bildirecek. Belki kainatın hilkatındaki makası da Rabbaniye'nin zuhuruna, belki husuline vesile olacak ve umum kainatta kalık tarafından gayet ehemmiyetle isharını irade ettiği kemal sanatını, cemal esmasını bildirecek, ayine darlık edecek ve o kalık bütün mevcudatla kendini sevdirmek ve zişur mahluklarından mukabele istediğinden o zihşurların namına birisi o geniş tezahürat-ı rububiyete karşı geniş bir ubudiyet ile mukabele edip, ver ve bahri cezbeye getirecek, semavat ve arzı çınlatacak bir belveli teşhir ve takdis ile, o zihşurların nazarını o sanatların saniyine çevirecek ve kutsi dersler ve talimat ile, bütün ehli aklın kolaklarını kendine çevirecek bir Kur'an-ı Azimüşşan ile o sani hakem hakimin makası ilahiyesini en güzel bir surette gösterecek ve bütün hikmetlerinin tezahürüne ve tezahürat-ı cemaliye ve celaliyesine karşı en ekmel bir mukabele edecek bir zat, güneşin vücudu gibi bu kainata lazımdır, zaruridir. Ve öyle eden ve en ekmel bir surette o vazifeleri yapan bilmişahede Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'dır. Öyleyse güneş siyayı, siyah gündüzü istizam ettiği derecede kainattaki hikmetler Risalet-i Ahmediye'yi Aleyhisselatu Vesselam istizam eder. Evet. Nasıl ki ismi hakem ve hakimin cilve azamı ile azami derecede Risaleti Ahmediye'yi iktiza ediyor. Öyle de. Esma-i Hüsna'dan Allah Rahman Rahim Vedudu Min'im Kerim Cemil Rab gibi çok isimlerin her biri kainatta görünen bir cilve azam ile azami derecede ve mertebe-i katiyette Risaleti Ahmediyeyi Aleyhissalatu vesselam istizam ederler. Mesela İsmi Rahman'ın cilvesi olan Rahmeti Vasiya o rahmeten lil alemin ile tezahür eder ve ismi vedudun cilvesi olan tahabbüb ilahi ve taarruf Rabbani o Habibi Rabbil Alemin ile netice verir. Mukabele görür. Ve ismi Cemil'in bir cilvesi olan bütün cemaller yani cemali zat, cemali esma, cemali sanat, cemali masnuat dahi o ayine Yahmediye'de görülür, gösterilir ve haşmet-i rububiyet ve saltanat uluhiyetin cilveleri dahi o delal saltanat rububiyet olan Zat-ı Ahmediye'nin risaletiyle bilinir, görünür, anlaşılır, tasdik edilir. Ve hakeza bu misaller gibi ekser Esma-i Hüsna'nın her biri risalet Ahmediye'ye birer parlak bürhandır. Elhasıl madem kainat mevcuttur ve inkar edilmiyor, elbette kainatın renkleri zinetleri, ışıkları, ziyaları, sıfatları, hayatları, rabıtaları hükmünde olan hikmet, inayet, rahmet, cemal, nizam, mizan, zinet gibi meşhur hakikatler hiçbir cihetle inkar edilmez. Madem bu sıfatların fiillerin inkarı mümkün değildir. Elbette o sıfatların mevsufu ve o fiillerin faili ve o ziyarların güneşi olan zatı vacib bir vücut. Hakim, kerim, rahim, cemil, hakem, adıl dahi hiçbir cihetle inkar edilmez ve inkarı kabil olmaz.'' Demek ki ortada bir sıfat varsa faili faili asla inkar edilmez. Edilmemek gerektir. Aklı başında olan bir insan bu hataya düşmez. O zaman yine benim daha evvel bir dersim olan şu hususu teyit tasdik ediyor bu ifadeler. Diyorum ki vasıf hakaret olmaz. Bu kravatlı Çağdaş kölelere, bu cahillere, bu gafillere söylüyorum. Vasıf sıfat hakaret olmaz, ismi faildir. Yani eğer bir insan para çalıyorsa bu insana hırsız demek hakaret olmaz. Yalansa iftira olur. Bir insan bir erkek kötülük yapıyorsa buna fahiş denilir. Kadınsa kötülük yapan bu bir fahişedir. Bu bir hakaret değildir. İhanet ediyorsa haindir. Aldatıyorsa dolandırıcıdır, sahtekardır. Millete zulmediyorsa ediyorsa salgın bakanı. Buradan söylüyorum. Yani film ve bilin kurulu. Onun köleleri, millete zulmediyorlarsa bu insanlar zalindirler şerefsizdirler. Bu hakaret değildir. Ne diyor bak yukarıda? Madem bu sıfatların, fiillerin inkarı mümkün değildir, mümkün olabilir mi? Yani ortada bir ceset bulunsun, bir insan öldürülsün de faili olmasın. Faili meçhul demek faili yok demek değildir. Sizin gibi beceriksiz yetkililer yetkisiz, beceriksiz insanlar artık ne derseniz yani. O katili, o canavarı bulamıyorlar, bulamadılar demektir. Yoksa ortada bir katil varsa bunu bulacaksınız ki var. Çünkü ceset var. Ceset varsa katil var. ismi faildir. Şimdi çıkıp birisi diyebilir mi? Katile katil diyerek hakaret ediyorsun. Hayır. Adam öldürmeseydi katil olmazdı. İnsanları satmasaydın, öldürmeseydin, onlara kötü davranmasaydın, haksızlık yapmasaydın, zalim olmazdın, şerefsiz olmazdın. O kadar basit bir mesele bu. Deccallık yapmasaydın, deccal olmazdın münafıklık yapmasaydın münafık olmazdın. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Ben daha evvel bu hususta bu noktada bir ders yayınladım. Bakabilirsiniz kanala. Madem bu sıfatların, fiillerin inkarı mümkün değildir. Sen şimdi zorla zehirliyorsun deney sıvısı ile. Bu seni zalim yapıyor mu? Yapmıyorum. Yapıyor. Seni eşkıya yapıyor mu yapmıyorum. Zorla yapıyorsun bak. Anayasaya da kanuna da varsa eğer ben olduğunu zannetmiyorum hukuka da aykırı değil mi? Muharriz değil mi? Muhteriz değil mi? Muhalif değil mi? Mugayyer değil mi? Bu tutum. Evet. O zaman eşkıyasın. O zaman sen haramisin. Öyle değil mi? o fiiller inkar edilemezler. Çünkü sıfata tabidirler. Öyle değil mi? O failler sıfata tabidirler. Madem bu sıfatların fiillerin inkarı mümkün değildir. Cenab-ı Hak'tan kasıt. Çünkü değil mi? Çiçeğe güzellik verenin kendisi de nedir? en güzelidir. Güzeller güzelidir. Ona hayat veren elbette nedir? Hayat sahibidir. Bak ne güzel değil mi? Ona şekil veren, ona suret veren elbette bir sanat sahibidir. Bak. Bize göz veren, Elbette görmek sahibidir. Bize kulak veren, semi'a, basir, işitmek sahibidir. Öyle değil mi bak? Bunlar inkar edilmez bu fiiller. Madem bu sıfatların fiillerinin inkarı mümkün değildir. Elbette o sıfatların mevsufu ve o fiillerin faili. Fiil varsa fail de var. Ve o ziyarların güneşi olan zatı ve bir vücut. Hakim, Kerim, Rahim, Cemil, Hakem adlı dahi hiçbir cihette inkar edilmez ve inkarı kabul olmaz. Ama bak bizim bu guguk sisteminde fiiller kabul edilip failler inkar ediliyor. Evet diyor böyle bir deccal geldi dozer gibi üzerimizden geçti. Ne din bıraktı iman. O zaman tamam. Gel buna deccal diyelim. Bediüzzaman deccal diyor. Yok hakaret. Görüyor musun cerbezeyi, demagojiyi? Hainliği görüyor musun? Her kötülüğü yapacaksın. Ama biri sana kötü dediği zaman hakaret kabul edeceksin. Hayır. Hakaret falan yok. Siz hakaret maskesine kılıf uyduruyorsunuz. Bu bahane ile istiyorsunuz ki kimse bizim ilah kabul ettiğimiz adamı eleştiremesin. Lafa gelince eleştiri var. Ama eleştirilince hakaret var diyorlar. Ve elbette o sıfatların ve o fiillerin medarı zuhurları, belki medarı kemalleri, bakın arkadaşlar böyle imani meselelerde, böyle itikadi meseleye temas eden benim gibi nurcuyu az bulabilirsiniz. Yani sayım çok az benim, neslim tükeniyor. Yani sizce, veya tatlı su. Risksiz nurcularca diyelim. Kimsenin etine sütüne dokunmayan sözde onlara göre. Bu ifadelerle ben Kemalizmi de vururum, Fetoşizmi de tokatlarım, Komünizmi de yerle çöpe atarım. Mahvederim. Risksiz nurculuğu kabul eden tatlı su nurcularına göre buralar okunur ama zalimi tokatlayamazlar. Ben tokatlarım. Risale'nin onlara göre diyorum. Getirin en tehlikesiz, en risksiz cümlelerini. Ben bu deccaliyetin alayını tokatlarım. Çünkü var Üstad Hazretleri. O ifadeler ile dahi ne yapıyor? Zulmü tokatlıyor, yerle eksan ediyor, imha ediyor.